anlıyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğim. Bu da yine bizim geleneğimizin bir diğer adımı. Bu gece Azerbaycan'dayım. Orada görüşmelerimizi yapıp yarın Ankara'ya döneceğiz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında 3 Haziran'da göreve başlama törenimize iştirak eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sayın Tatar'ın muhterem refikaları Sibel Hanım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Töre ve Başbakanı Sayın Üstel'le birlikte törenimizde yer alması bizleri gerçekten mutlu etti. Bugün de şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen hüsnü kabulden ötürü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde gündemimizdeki tüm konuları ayrıntılarıyla ele aldık. Bunların içerisinde şüphesiz ki elektrik sorunuyla ilgili Türkiye'den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs'a elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır. Ve bununla artık Kuzey Kıbrıs'ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mevcut durumu değerlendirdik. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsemiştir. Adanın kadim ve asli unsuru, özellikle Kıbrıs Türklerinin haklı talepleri açık ve nettir. Kıbrıs Türk'ü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler, adanın tek egemeni olma hayalleriyle avunmayı sürdürüyor. Bu kesimlere artık saplantılarını bir kenara bırakmalarını ve adanın gerçekleriyle yüzleşmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen yarım asırdan fazla bir süre Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Kıbrıs Türklerinin mükteseb hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son gayri resmi toplantıda ortaya koyduğu bizim de desteklediğimiz gerçekçi ve sonuç odaklı vizyon esasen bundan ibarettir. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz boyutunu da ele aldık. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kıbrıs Adası ve etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımı için Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut önerilerin hala masada olduğunu hatırlatmak istiyorum. Doğu Akdeniz'i ilgilendiren konularda bölgesel konferans düzenlenmesi yönünde yaptığım öneri de maalesef karşılık bulmadı. Atılan vizyoner adımlarımız karşılıksız bırakıldı. Buna rağmen garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adada ve bölgedeki dengelerin hilafına anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği bizim huzur ve güvenliğimiz demektir. Anavatan olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız. Samimi çözüm çabalarına desteğimizi sürdürürken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik katkılarımızı da devam ettireceğiz.
buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit şartlarda kamudan sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Derinya bölgesinde 1192 adet sosyal konutun inşasına inşallah yakında başlıyoruz. Çift yönlü elektrik iletim kablosunun imalat ve döşenmesi önceliklerimiz arasındadır. Ulaşım alanında Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar toplam 630 kilometre ana yol yaptık. Toplam 62 kilometre uzunluğunda 5 ayrı yol projemizin inşası sürüyor. Türkiye'den getirdiğimiz suyu kısa süre içerisinde tarımsal sulama amacıyla üreticilerimizin istifadesine sunacağız. Lefkoşa 500 yataklı devlet hastanesinin ihalesine de yakında çıkıyoruz. Buna dair çalışmaların eş güdümünü yardımcım Cevdet Bey yürütecek. Bu düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Yardımcım Cevdet Bey de süratle Kuzey Kıbrıs'a gönderecek ve bir heyetle birlikte de özellikle havalimanının eksiklerini süratle giderilmesi ve bununla birlikte de inşallah 20 Temmuz'da buraya inmeyi planlıyorum. 20 Temmuz'da görüşmek üzere sizlere iyi günler diliyorum. Sağ ol Sayın Başkan. Sağ ol. Birer soru alacak.